Merhabalar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir tarif yapacağız. Tam bir anne poğaçası diyebileceğimiz bir poğaça yapacağız. Hatta ev poğaçası da diyebilirsiniz. Böyle kıyır kıyır, acayip lezzetli, pufuduk, tatlı mı tatlı poğaçalar yapacağız. Çok pratik, herkesin evinde bulunabilecek malzemelerle kolayca size anlatmaya çalışacağım. Malzemelerimin hepsini hazırladım. Aşağıda hepsini zaten göreceksiniz. Ama ufak ufak bahsetmek istersen sıvı yağ, ılık su, yoğurt, tereyağı, yumurta, un, karbonat, sirke, tuz ve şeker kullanacağız. Ben bunun iç dolgusu için daha önceden hazırladığım fesleğenli beyaz peynir krem gibi böyle yaptım ezmesi. Onu kullanacağım ama tabii ki siz evinizde bulunan herhangi bir peyniri kullanabilirsiniz. Peynir istemiyorum diyorsanız haşlanmış patatesle de yapabilirsiniz. Baharatlandırarak, böyle çeşnilendirerek. Tam bir dediğim gibi böyle kıyır kıyır bir anne poğaçası yapacağız. Ev poğaçası yapacağız. Daha sonra belki pastane poğaçası da yapabiliriz. Ama bu çok pratik. Hiç beklemeye, yoğurmaya ihtiyacınız olmayan bir poğaça olacak. Daha çok pratik tariflerden gidiyorum. O zaman hemen nasıl yapacağımıza başlayalım. Gerçekten çok kolay. Önce sıvı yağımı koyuyorum. Bu arada bu poğaçada en önemli nokta her şeyin oda sıcaklığında oluyor olması. Yumurtamız, tereyağımız, yoğurdumuz, suyumuz hepsi oda sıcaklığında olacak. Şimdi ılık suyumu koyuyorum. Ondan sonra sirkemi koyuyorum. Bu sirke neden? Hem o kıyır kıyırlığı vermesi açısından hem de karbonatımı aktifleştirmesi için bir asit olarak kullanıyorum. Hafif limon da kullanabilirsiniz sirke sevmiyorsanız karbonatı aktifleştirmek için. Hemen zaten köpürmeye başladı. Çok seviyorum bunu ya. Ondan sonra şeker ve tuzumu koyuyorum. Hemen biraz karıştırıyorum. Direkt o fokur fokur sesi geldi zaten karbonatın. Bu biraz pişmesi için. Karbonat yerine ben bunu kullanmak istemiyorum diyorsanız paket instant mayalardan da kullanabilirsiniz. O da gerçekten iyi olacaktır. Şimdi yoğurdumu ekliyorum. Önce sıvılar. Bunu unutmayalım. Sırası çok önemli değil ama önce sıvılar. Orada önemli olan tek nokta karbonatı sirkeyle aktifleştirmemiz. Bir çay bardağı yoğurdumu da koydum. Şimdi hemen bir yumurtamın tamamı ve diğer yumurtamın beyazını ekliyorum. Diğer sarısını ayırdım. Onu üzerine süreceğiz hep beraber. Yumurtamı da ekledim. Şimdi iyice karıştırmaya devam ediyorum. Bakın hiç elimizi kirletmiyoruz bu noktaya kadar. Un 400-500 gram şeklinde yazdım tarifte. Bunun nedeni kullanacağınız yumurtanın, işte kullanacağınız çay bardağının ölçüsüne, büyüklüğüne göre o alacağı un miktarı yaklaşık 100 gram kadar değişebiliyor. Bunu zaten hamur işi yaptığımızda hepimiz biliyoruz. Artık o oranı ona göre şekillendiriyoruz. Ben burada oda sıcaklığında tereyağımı koyuyorum. Hemen hepsini ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra unu yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Bunu unutmayalım. Bu arada fırınımı da 175 derecede ısıttım. Hala ısınıyor şu anda. Önceden ısıtılmış fırında yapıyoruz bu poğaçayı. Bunu sakın unutmuyoruz. Benim fırınımda yaklaşık 25 dakikada pişiyor. Ama tabii ki de bu her fırına göre değişiyor. Ortalama 20, 25 ve 30 dakika arasında olacaktır. Yaptığınız poğaçaların da büyüklüğüne göre. Şimdi unumu yavaş yavaş
kontrollü bir şekilde ekliyorum. Önce şöyle bir kısmını koydum. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Biraz daha ekliyorum. Artık havalar ısındı. Tam böyle yeşilliklere kendimizi atma zamanı da geldi. Deniz kıyısına, yeşilliklere, ormana. Bu poğaçayı da yapıp yanınızda çok güzel götürüp bir kahve eşliğinde, çay eşliğinde yiyip tüketebilirsiniz. Aslında biraz da böyle pikniklerinize ya da ufak kendinizi tanıyacağınız o zamanlara yanınızda lezzetli bir ürün de götürebilirsiniz. Bu da çok pratik ve sizin yanınızda götürüp afiyetle yiyebileceğiniz bir tarif olacak. Gayet kıvamlandı görüyorsunuz. Bundan sonra artık elimi devreye sokuyorum. Tereyağını da hafif eritsin diye. Şöyle hafif elimle yoğurmaya başlıyorum. Zaten çok böyle yumuşak bir kıvam olduğunu göreceksiniz ama aynı yumuşaklıkta elle de tutulabilir ve elle yapışmayan bir hamur olacak. Bu elimizi sokma işlemimizi yapmamızın sebebi tereyağlarını iyice yedirmemiz ve hamura homojen bir kıvam vermemiz. Aslında bakın neredeyse 100 gram kadar unum orada kaldı. Tahminimce bu yeterli oldu. Yani yaklaşık herhalde 400 gram kadar koydum ama siz dediğim gibi kontrollü bir şekilde gidin. Ufak ufak ekleyerek. Şöyle hamurum şu kıvamı aldı. Bakın ne kadar yağlı bir hamur olduğu için ele yapışmıyor. Hiç merak etmeyin. Yumuşak, güzel bir dokusu var. Tam böyle kulak memesi kıvamı dediğimizin bir tık altı diyebilirim aslında. Şimdi bunları ceviz büyüklüğü kadar ufak ufak bezeler halinde yapacağız. Aynen şöyle yuvarlayacağız. Daha sonra ortasını açıp şöyle koyayım, siz de görün. Hoppa, şu dolgudan sıkıyoruz. Yani dediğim gibi ben elimde bu dolguyu daha önce yaptığım için bunu kullanıyorum. Ama siz istediğiniz dolguyu, sevdiğiniz dolguyu kullanabilirsiniz. Daha sonra şöyle kapatıp tam bir anne poğaçası şeklini veriyorum. Yani yarım ay şekli de diyebilirsiniz. İsterseniz bunları yuvarlak da yapabilirsiniz. Daha ufak da yapabilirsiniz. Ama daha büyüğüne gitmeyin. Evet, şimdi bütün poğaçalarımı şekillendirdim. Yaklaşık 30 tane çıktı. Hepsinin üstüne yumurtalarını süreceğim. Ondan sonra çörek otlarını serpiştireceğim. Hiç bekletmeden dediğim gibi bir mayalandırma işlemimiz yok. Daha sonra fırınıma koyacağım ve hepsi güzelce pişecek. Evet, bütün poğaçalarımız hazır. Şimdi fırına geçsin. 25 dakika sonra bakalım nasıl poğaçalarımız olacak. Evet, şimdi poğaçalarımız fırından çıktı. Azıcık böyle 5-6 dakika kadar dinlendirdim. Yaklaşık 22 dakikada pişti benim fırınımda. Şu şekilde. Şimdi göstereceğim size dokusunu. Bakın nasıl kıyır kıyır bir, tamamıyla nasıl güzel bir ev poğaçası ya da anne poğaçası diyebiliriz. Şunu kenara alayım, tadına bakacağım. Önce şunları tabağa yerleştireyim. Şimdi birlikte tadına bakalım. Çok güzel. Gerçekten acayip lezzetli. Mutlaka deneyin. Gerçekten çok pratik, çok lezzetli ve o
çocukluğunuzdaki lezzeti yakalayacağınız bir tarif. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmak isterseniz, yorumlarınızı bırakırsanız çok sevinirim. Bunun dışında atölyelerim hakkında, kendi atölyemde verdiğim mutfak dersleri hakkında bilgi almak isterseniz de Instagram adresimden ara ara postları paylaşıyorum, bilgileri paylaşıyorum. İnternet adresimden de bana ulaşabilirsiniz. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.